Sayın basın mensupları, öncelikle bu toplantımıza iştirak ettiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ben Deniz Turan Çelebi, Milliyetçi Hareket Partisi 12 Şubat ilçe başkan yardımcısıydım. Ömer Bey Ömer Lütfi Kısakürek ilçe sekreterimizdi. Necip Yavuz ve Merdan Bektur yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdı. Değerli basın mensupları, hepinizin malumu 5 ay içerisinde 2 seçim yaşadık. 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kahramanmaraş'ta 116 bine yakın oy alarak 2 milletvekili çıkardık. Görevimizi yapmanın huzuru içerisinde yıllardır bir vekil çıkarmaya abone olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat üyeleri olarak aldığımız oy ve kazanılan 2 vekil mutluluğunu maalesef yaşayamadık. Niye yaşayamadık? 7 Haziran seçim sonrasında seçilen milletvekilinin bu süreçte yaptığı hatalarla birlikte son olarak da bize oy vermeyenlere hakkımı helal etmiyorum. Sadece verenlere teşekkür ediyorum açıklaması maalesef halkımızda ve seçmenimizde büyük bir infiale ve tepkiye neden olmuştur. Koalisyon hükümetinin kurulamaması sonucunda alınan erken seçim kararıyla Türkiye'miz yeniden bir seçim satına girmiştir. 1 Kasım seçimlerinin de nasıl sonuçlandığı hepinizin malumudur. Seçimlerden sonra Necip Yavuz, Ömer Lütfi Kısakürek ve ben Turan Çelebi olarak alınan bu başarısızlığın sebebi bizler olmasak dahi hiçbir siyasi kaygı taşımadan ve hiçbir beklenti içerisinde olmadan 11 Kasım tarihi itibariyle ilçe başkanlığına istifa dilekçelerimizi gönderdik. İstifa dilekçemize istinaden Sayın ilçe başkanının ne yazık ki yerel medyamızda ilgi görmemesine rağmen sosyal medya hesabından bir açıklama ve altı asları olmayan iddiaları yüzüne bu basın toplantısı yapma kararını aldık. Buradan kamuoyuna sesleniyoruz. Bizler onur, şeref, haysiyet ve dürüstlük bazı zihniyetlerdeki gibi değişken değil, Türk milleti olarak toplumsal ve kişisel değer yargılarımız arasındadır. Sayın ilçe başkanı, bu ara dikkatim milletvekili sıralamasına giremeyip tutum ve davranışları değişenlerdedir. Yönetimden ve belirli makamlardan istifa eden kişiler zaten sonucu kabullenmiş gibi hiçbir seçim çalışmalarına katılmayıp köşelerine oturmayı tercih etmiş, algı operasyonlarına da bu arkadaşlarımız bugüne has değil, önceden kapılmışlardır ifadesi kullanmıştır. İddia edildiği gibi sonucu kabullendiğimiz, hiçbir seçim çalışmasına katılmayarak köşemizde oturduğumuz, bölünme yaratmak amacıyla suçlanarak algı operasyonlarına da önceden kapıldığımız düşüncesiyle yönetimden istifa ettiğimiz açıklamalarının iftiradan ve isnattan öteye gitmediğinin bilinmesini ve düşünülmesini isteriz. Kaldı ki kendilerinin divan kuruluyla bugüne kadar istişareler yapmadan aldığı bütün kararları sorgulamadan sergilediğimiz dik duruş tüm ülkücü camia tarafından bilinmektedir. Oysa bizler bireysel görüşmelerle de olsa kendisiyle yaptığımız şuralar sonucu seçim dönemi için aldığımız kararları sebeplerini de arz ederek kendilerinin olurlarını almıştık. Bu durumda şahsını veya makamını zorda bırakmaması adına gerek görevden alınmamızı, gerek ihracımızı, gerekse de istifalarımızı sunmaya hazır olduğumuzu bildirmiştik. Teşkilat çalışmaları ilgili olarak da hazırlanması gereken bütün müfredatın hazır olduğu, sadece uygulanacağı ve ihtiyaç duyulduğu anda yine de kendileriyle çalışacağımızı belirtmemize rağmen siyasi kaygıları yüzüne yaptığı bu açıklamaları şiddetle reddediyoruz. Bugün burada bizler gibi dik duruşunu her zaman gösteren teşkilat üyelerimizden Galip Doğan, Yemliha Aslan ve Merdan Bektur da bizlere destek olmak adına Sayın İlçe Başkanı'nın sosyal paylaşım sitesinden bizlere yönelik suçlayıcı paylaşımı neticesinde 12 Şubat ilçe teşkilatı üyeliğinden istifa etme kararı almışlardır. Diğer iki arkadaşımız işlerinin yoğunluğu sebebiyle aramızda olamadılar. Onlar adına istifa dilekçelerini Merdan Bey ilçe başkanlığına takdim edecektir. Huzurlarınızda istifalarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son olarak söyleyecek olursak, siyasi başarısızlığı bizlere yüklemeye çalışanlara diyoruz ki, siyasi hayata tutunmayı sağlayacak
ve yorgun ve de kırgın kadroların yeniden motive olabilmesi, iktidar nezdinde caydırıcılığı olabilecek yeni kadrolar ve yeni projelerle mümkündür. Önemli olan yeri geldiğinde oturulan koltuklardan kalkmasını bilmektir düşüncesiyle takdiri inanmış samimi ülkücü camiayla birlikte yüce kamuoyuna bırakıyoruz.